hem ruhlar aleminde hem de fani dünyada çözülemeyen bir gizem olan şen, bunların ikisine de ait değil. Kuzey Navori'nin en saygı gören ailelerinden birinin üyesi olmasına rağmen şenin kaderini belirleyen şey babasının Kinko tarikatında alacakaranlığın gözü görevini üstlenmesi oldu. Şen, Büyük Usta Kusho'nun oğlu olduğundan dolayı tarikatın kültürüyle iç içe büyüdü. İnançlarının temel prensipleri ona İonya'nın gün batımı kadar tanıdık geliyordu. Ağacın budanmasının ne kadar gerekli olduğunu, güneşi yolunda tutmanın kararlılığını ama bunlardan da öte yıldızları seyretmenin bilgeliğini öğrenmişti. Çocukluğu boyunca meditasyon yapıp ders çalıştı. Öğretmenleri Şen'in örnek bir öğrenci olduğunu düşünürdü. En yakın arkadaşı, antrenman maçlarında onunla boy ölçüşebilen tek kişi olan genç çömez Zed'di. İki çocuk kardeş gibi büyüdü ve sık sık birbirlerine umutlarını, hayallerini açtılar. Şen bir konuya farklı bir açıdan bakmak istediğinde hep Zed'e danışırdı. İki arkadaş, Kinko'nun en çok gelecek vaat eden öğrencileri olarak anılmaya başladı. Becerileri geliştikçe, Kusho onları beraberinde tehlikeli görevlere götürmeye başladı. Hatta Zuyun eyaletinin başına bela olan Altın İblis'in aranmasına bile katıldılar. Arayışları yıllar sürdü ama Şen, sayısız kanlı cinayet ortaya çıkardıktan sonra bile görevine bağlı kaldı. İblisi sonunda yakaladıklarında gezici bir tiyatroda çalışan, kendi halinde bir sahne görevlisi olan Kada Jin olduğunu gördüler. Büyük Usta Kusho, suçlunun idam edilmek yerine hapse atılması emrini verdi. Şen de, Zed de bu katilin daha ağır bir cezayı hak ettiğini düşünüyorlardı. Ama Şen, babasının kararını kabul etti. O da alacakaranlığın gözü gibi duygularını işine karıştırmamaya çalışıyordu. Bu yüzden öfkelenmiş ve gücenmiş olan Zed'i teselli edemedi. Noxuslu işgalciler ilk diyarın huzurunu tehdit ettiği zaman bile Şen istemeyerek de olsa Kusho'nun eylemsizliğini destekledi. Ama Zed savaşa katılmak için Kinko'dan ayrıldığında Şen tapınak duvarlarının içinde kaldı. Düşman eyaletlerin çoğunu kısa sürede işgal etti. Şen buna karşı İonya'nın ruhsal ahengini korumaya odaklandı. Fakat bir gün evinden uzaktayken Kinko tarikatında dengelerin şiddetle bozulduğunu sezdi. Aceleyle geri döndüğünde kanlı bir darbeden sağ kurtulabilmiş olan bir avuç insanla karşılaştı. Onlardan Zed'in kendi öğrencilerini yetiştirip tapınağı ele geçirdiğini öğrendi. En kötüsü de Şen'in babasını bir zamanlar ailesinden biri olarak gördüğü adamın öldürmüş olmasıydı. Istırabını bastırarak Kinko'dan geriye kalanları dağların güvenliğine kaçırdı. Babasının ruh kılıcını ve alacakaranlığın gözü unvanını aldı. Görevi intikam aramak değil, tarikatı yeniden kurmaktı. Temel prensipleri gözeterek Kinko'yu yeniden güçlendirme umuduyla yeni üyeler toplayıp onları eğitmeye başladı. Yeni çömezlerden birinde akıl almaz bir potansiyel görüyordu. Şen, Akali Jomen Teti adlı bu kızı gizlenme ve yanıltma sanatlarında ustalaşacak şekilde eğitti. Akali'nin annesi Maim, Kusho'nun döneminde tarikatta gölgenin yumruğuydu. Kızı da annesinin yolundan gidecek gibi görünüyordu. Ama yine de Akali, en büyük düşmanlarının saldırılarına karşılık vermek istediğinde, Şen sürekli ona kendisine hakim olmasını söylüyordu. Noxus sonunda geri çekildiğinde pek çok İonyalı direnişlerinin zaferini kutlamaya başladı. Şen gibi bazıları ise savaşın sonuçlarının acısını yüklendi. Kararlılıkla görevine devam ederken için için Zed'e olan nefretiyle ve kendi liderlik becerilerine duyduğu şüpheyle boğuşuyordu. Yıllar süren çatışma ilk diyarı çok hırpalamıştı. Şen yeniden kurulmuş olan Kinko'nun dengeyi tekrar sağlayabileceğinden emin değildi. Nitekim Akali yeni gölgenin yumruğu olduğu halde onun gün be gün kendilerinden biraz daha koptuğunu hissedebiliyordu. Zaman içinde Akali Şen'in öğretilerini herkesin önünde reddedip tarikattan ayrıldı. Şen meditasyon yaptı. Yıldızları gözlemledi. Ve Akali'nin de Kinko tarikatının da kendi yolları bulması gerektiğini anladı.
Şen, ruhlar alemindeki görünmez çatışmalar arasındaki molalarda bazen hala inançlarının değeri hakkında düşünüyor. Gelenekleri koruma görevini her daim duygularının önünde tuttu. Ama şu soru aklından hiç çıkmıyor. Bir insan, bir dünyada olanlar diğerini yok etmeden önce ikisinin arasında yürümeye daha ne kadar devam edebilir?